Yeniden Refah Partisi'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Abdurrahman Akgüz bir açıklama yaptı. Dedi ki rahmetli Necmettin Erbakan yaşasaydı Murat Kurum'un İstanbul'a belediye başkanı olmasını isterdi. Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık geçen seneki seçimlerde. Bunu sağlayanlardan bir tanesi de benim parti içerisinde. Halen bunu savunuyorum. Cumhur İttifakı'nın gerekliliğini savunuyorum. Bu Abdurrahman Akgüz sıradan bir adam değil. Necmettin Erbakan'ın en yakınındaki, onu canı pahasına koruyan, abdest alırken Erbakan'ın ayaklarını yıkayan bir adam. Yeniden Refah Partisi'nde garip şeyler olmaya başladı. Yeniden Refah Partisi'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Abdurrahman Akgüz bir açıklama yaptı. Sadece bir açıklama yaptı. Dedi ki rahmetli Necmettin Erbakan yaşasaydı Murat Kurum'un İstanbul'a belediye başkanı olmasını isterdi. Açıklama bu. Dahası var, dinleyelim, sonra yeni bir gelişme var, ona bakalım. Ben Yeniden Refah Partisi'nin MKYK üyesi olarak da tabii benim bir görüşüm var. Biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık geçen seneki seçimlerde. Bunu sağlayanlardan bir tanesi de benim parti içerisinde. Halen bunu savunuyorum, Cumhur İttifakı'nın gerekliliğini savunuyorum. Belediyelerde aynı tavrın devam etmesinden yanayım ve özellikle de büyükşehirlerde bu ittifak olmalıydı. Benim görüşüm buydu. Parti içinde de bu görüşü savunanlardandım. Ama ne yazık ki bu ittifak olmadı. Ama şu andaki görüşüm de benim. Yani belki buradan dönülebilir. Benim görüşüm o. Yani bu ittifakın devam etmesi, devam ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi, özellikle de İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Milli Görüş Belediyeciliği'nin mimarı, Milli Görüş'ün mimarı Erbakan Hocam'dır. Bu Milli Görüş'ün, Milli Görüş Belediyeciliği'nin de ilk aktörü, en büyük aktörü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Cumhur İttifakı'nın başında onun liderliğindeki bir belediyecilik hareketinin İstanbul'da da en iyi hizmetlerin yapılabileceği bir belediyecilik ortaya konulması açısından en isabetli bir yol olduğunu düşünüyorum. Karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim. Yani bundan biz bir şey kaybetmeyiz. Aksine bir hizmete, iyi bir hizmete vesile olmuş oluruz. Öte tarafta tabii bir söylemek gerekirse bir CHP belediyeciliği var. Şu son 5 yılda İstanbul'da herhangi bir böyle bir hizmet göremedik. Yani Milli Görüş Belediyeciliği artık İstanbul'da unutuldu. Bunu yeniden canlanması açısından kazanacak aday olarak biz AK Parti adayının Cumhur İttifakı adayının Sayın Murat Kurum'un kazanmasının hayırlı olacağını, bu yönde buna şartsız olarak bizim de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir karar alınırsa, yani bizim partimiz tarafından da böyle bir karar alınması durumunda bunun çok iyi bir karar olacağını şey yapıyorum, yararlı olacak. Şimdi önümde bir fotoğraf var. Ben konuşurken çocuklara söyleyeceğim, o fotoğrafı hazırlasınlar. Bu Abdurrahman Akgüz sıradan bir adam değil. Yani birazdan göreceksiniz, sıradan bir adam değil. Abdurrahman Akgüz'ü bilmeyenler Necmettin Erbakan'ın en yakınındaki, onu canı pahasına koruyan, abdest alırken Erbakan'ın ayaklarını yıkayan bir adam. Gördünüz mü? Şimdi adam diyorum özellikle. Şimdi bu adam yıllarını vermiş. Gerçekten Erbakan'ın en yakın koruması, daha ne diyebiliriz bak. Canı pahasına Erbakan'ı korumuş. Şimdi Fatih Erbakan'ın
bunu bilmediğini zannetmiyorum. Abdurrahman Akyüz bu ifadeleri kullandı diye yeniden Refah Partisi'ne ihraç edilmek üzere disipline sevk edildi. Ne dedi? Ne dedi kardeşim? Küfür mü etti? Hakaret mi etti? Sadece Necmettin Erbakan yaşasaydı Murat Kurum'a destek verirdi dedi. Ve biz bu seçimde AK Parti'yi desteklemeliyiz İstanbul'da özellikle dedi. Başka bir şey dedi mi? Demedi. Bunu ihraç ettiler. Daha doğrusu disipline sevk edilmiş. Şimdi bu Abdurrahman Akgüz'ü madem bu konuşmasından dolayı disipline sevk edebiliyor iseniz, disipline sevk etme ihtiyacı duyuyor iseniz ya da günahının çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, o zaman gelin size bir mukayese yapalım arkadaşlar. Doğan Aydal, Sayın Fatih Erbakan'ın vekili, yani yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili, çıktığı Halk TV'de Ekrem İmamoğlu o kadar da gavur değilmiş dedi. Hatırladınız mı? Ekrem İmamoğlu çok da güzel hizmetler yapmış yani dedi. Onu hatırladınız mı? Madem bir şey varsa o zaman Doğan Aydal'ın özelliği ne abi? Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması mı Doğan Aydal'ı dokunulmaz yapıyor? Bak, Doğan Aydal, AK Partili Murat Kurum yerine CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederiz. Hadi bakalım. Onu da göndersen de disipline. Hüde para var, refaha yok diyor. Bu Doğan Aydal. Haksızlık. Gerçekten çok büyük bir haksızlık. Bu böyle devam ederse ve bu iş doğruysa, Fatih Erbakan bu işe el koymazsa, bugüne kadar yaptığı güzel bütün her şeyi alt üst eder. Ya bir kere bu baba yadigar ya. Baba yadigar. Şu fotoğrafı bir daha getir Mustafa. İlk fotoğraf. Bu baba yadigar ya. Ya bu baba yadigar ya. Bu görüntünün hatırına bu adama dokunulmaz ya. Görüyor musunuz? Bu adama dokunulmamalıydı. Yazık. Ya ben üzüldüm vallahi. Yani yeniden Refah Partisi'nde böyle bir şeyin olması çok üzücü.